Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu şişe camın 2024'ün ikinci çeyreğine ait gelir tablosuna, bilançosuna bir bakacağız. Ondan sonra videomuzu bitirmiş olacağız. Değerlendirme yaparken bilançosuna, gelir tablosuna ve nakit akım tablosuna bakacağız ve bunları arkadaşlar değerlendirirken de kendi yorumlarımı, kendi fikirlerimi de çeşitli kalemlerde belirteceğim. Dolayısıyla videonun uzayıp kısama kısmına çok takılmayacağım. Bir yatırımcı bence bir şirkette yatırım yapıyorsa hani bir videoyu 10 dakika 15 dakika izlemez sabrı gösterebilmelidir. Bunu gösteremiyorsa zaten bir yatırımcı bence Borsa İstanbul'da yatırım yapmasın. Gidip altın alsın, dolar alsın. Şimdi hemen başladığımızda arkadaşlar özet gelir tablosunda şirketimizin satışları geçen sene göre %17 oranında düşmüş dolayısıyla bu istenen bir durum değil. Her zaman yatırımcılar isterler ki şirketler satışlarını artırsınlar. Ancak biliyoruz ki arkadaşlar şirket e, ihracatçı bir şirket yine arkadaşlar şirketin kurdan kaynaklı dayak yediğini biliyoruz. Bütün ihracatçı şirketlerde bu tür sıkıntılar var. Şirketin bürüt karına baktığımızda ise arkadaşlar geçen sene yüzde, e, geçen sene göre yüzde %32 oranında düşmüş. Bu hiç iyi değil. Yani satışlardan daha fazla bir brüt kar düşüşü varsa aslında bu şirketin maliyetlerinin de arttığının bir göstergesidir. Dolayısıyla bu da istenen bir durum değil. Esas faaliyet karına baktığımızda ise daha doğrusu esas faaliyet karı yok. Şirket zarar açıklamış. Yani şirket kendi esas faaliyetlerinden dahi kar açıklamamış. Bir şirket arkadaşlar esas faaliyet karlarında mat, e, mutlaka ama mutlaka kar açıklamalı ki cazip gelsin yatırımcıya. Doğrudur arkadaşlar. Şişe camla ilgili daha önce de videolar çektim ve şişe camın ucuz bir kağıt olduğunu söylüyordum. Hala da söylüyorum. Hangi açıdan ucuz arkadaşlar? Şirketimiz varlıkları, aktifleri, öz kaynakları ve piyasa deri açısından baktığımızda şirketimiz gerçekten ucuz ancak şirketin örneğin toplamda 370 369 milyon 370 e, milyar pardon aktifleri var. Ancak şirketimizin elde ettiği dönem net karı 5 milyar ki de o da büyük kısmı şeyden geliyor. Enflasyon muhasebesinden kaynaklı geliyor. Yine şirketin öz kaynakları 166 milyardır. Ancak burada elde ettiği kar az. Dolayısıyla esas faaliyetlerden kar elde edemiyorsun. Yani şirket şu an sektörden dolayı Türkiye'nin şu an uygulamış olduğu ekonomi politikalarından dolayı yine sabit kur politikasından dolayı arkadaşlar şirket zarar açıklıyor. Çok çok değerli bir şirket. Bunu her zaman söylüyoruz, beğeniyoruz. Ancak bu sürede bu süreçte arkadaşlar şirketin performanslarının iyi olmadığını ben görüyorum. Bunu en başta söyleyeyim arkadaşlar. Bu bilançoyla şişe can çıkmaz. i̇yi bir hikaye lazım. Bu kur atayla olur veya başka bir şey arkadaşlar şirket her ne kadar ucuz olsa da büyük ihtimalle de buralarda kalabilir. Tabii ki yanılabiliriz. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerimi söylüyorum. Bakın şirketimizin piyasa değeri 133 milyar. Ancak öz kaynaklarına baktığımızda 166 milyar. Şirketin arkadaşlar yine aktifleri dedik 370 milyar. Şirketin sadece duran varlıkları 219 milyardan daha fazla. Dolayısıyla bu açıdan şirketimiz ucuz. Ancak performansı iyi değil arkadaşlar esas faaliyetlerinden zarar açıklamış dedik. Ancak FAVO'a baktığımızda 5 milyar 745 milyonluk bir FAVO yaratmış. O da geçen sene göre %65, %64 oranda düşmüş. Peki neden esas faaliyetten zarar açıklayıp FAVO'da artıya geçiyor? Burada da arkadaşlar birazdan göreceksiniz. Bunlar da amortisman gelirlerinden kaynaklıdır. Şirketin enflasyon muhasebesinden dolayı 7.480 milyonluk bir kazancı var ve Günün sonunda şirketin dönem net karı 4 milyar 928 milyon olduğunu görüyoruz. Geçen sene göre %54 oranında düşmüş. Yani şirket aslında enflasyon muhasebesinden kaynaklı kabaca 7.5 milyarlık bir kazanç elde etmeseydi nette zaten zarar açıklardı. Onu da e, görüyoruz burada net bir şekilde görüyoruz. Bunun dışında arkadaşlar şirkete baktığımızda buradaki kar marjlarında da Brüt kar marjı %23.5 bir önceki çeyreğe göre bir toparlama var. Ancak şöyle kayda değer bir toparlama değil. Geçen sene göre zaten düşmüş. Favok marjı arkadaşlar hem bir önceki çeyreğe göre hem geçen sene göre zaten ciddi anlamda düşmüş. Şirketin net kar marjı da hem bir önceki çeyreğe göre düşmüş. Zaten geçen sene göre baya düşüktür. %5.7'dir. Dolayısıyla bu kar marjı yetmiyor. Şirketin kar marjına şöyle bir yüzde onlara en az da bir çıkması lazım. Öz kaynak karına baktığımızda da arkadaşlar hem önceki çeyreğe göre düşmüş hem de geçen sene göre zaten ciddi anlamda bir öz kaynak karlığında da düşüş var. Dolayısıyla şirketimiz hem geçen senenin aynı çeyreğine göre hem de bir önceki çeyreğe göre kar marjlarında ciddi düşüş var dolayısıyla piyasa bu bilançoyu beğenmeyecektir bana göre. Bütün bunlara rağmen kar açıklamamış. Ancak bakıyoruz şirketin cari oranı artmış, şirketin kaldıraç oranı artmış. Burada da şunu net görebiliyoruz aslında bu şirket borçlanmış. Onu söyleyeyim. Çünkü şirket arkadaşlar kar açıklayarak para şey kasaya para koyarak Böyle nakitlerini veya bir yılda nakde dönüşebilecek varlıklarını artıramamış büyük ihtimalle borçlanmıştır onu da birazdan dediğim gibi bakacağız şirketin hemen bilançosuna bakalım şirketin bilançosuna baktığımızda arkadaşlar dönem varlıkların geçen sene 21 milyar bu yıl ise 66.8 milyar 67 milyara yakın çıktığını görüyoruz arkadaşlar bunu biz şeyden de bakacağız. Şirketin nakit akım tablosunda da bakacağız. Şirket borçlanı, e, borçlanmıştır. Büyük ihtimalle onun için nakitlerini bu şekilde artırmıştır. Cari oranı dolayısıyla yukarı çekmiş. Kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntı yaşamasın diye. Devam ettiğimizde arkadaşlar şirketin ticari borçları da geçen sene göre artmış. Geçen sene 25.8 milyarlık ticari alacakları varken bu yıl 33.2 milyara çıkmış. Aslında bir şirket eğer satışlarını artırmıyorsa ve ticari alacaklar artıyorsa bu da istenen bir şey değil. Yani fazla mal satsaydı, fazla ciro yapsaydı ticari alacaklarının artması beklenen bir şeydi. Ben burada şunu görüyorum. Sen e, iş yapmamışsın. Yani cironu artırmamışsın. Ancak ticari alacakların artmış. Demek ki verdin malın alacağını da tahsil edemiyorsun. O şekilde de yorumlanabilir. Dolayısıyla bu açıdan da açıkçası ben beğenmedim. Şirketin stoklarına baktığımızda stoklarda da bir artış var. Yani brüt karın pardon özür diliyorum. Eğer ciro artmıyorsa stoklar artıyorsa stoklar da bir maliyet olur ve şöyle de yorumlayabiliriz. Demek ki şirket satış yapmıyor ve stoklar artmış oluyor. Yani bu zaten öyle olur mal öğretmişsin stoklarda bekliyor satamıyorsun dolayısıyla stoklar artmış olabilir dolayısıyla şirket ciro artırmadığı için buradaki ticari alacakların artması ve stokların artması ben olumlu olarak algılamıyorum. O açıdan da ben beğenmedim açısı. Yanılabiliriz ancak değerli bir şirket yani biz bu şirketin sadece 3 aylık performansından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 3 aylık performansı iyi değil piyasanın da beğendiğini ben düşünmüyorum. Günün sonunda şirketin toplam dönem varlıkları arkadaşlar 159 milyar şey 149.5 milyara çıktığını görüyoruz. Geçen sene 84'müş buradaki sebep de zaten biraz önce söyledik stokların ve ticari alacakların artmasıyla ilgilidir. Baktığımızda şirketin toplam duran varlıkları geçen sene 117 iken bu yıl 219'a çıkmış. Burada tabii ki şirketlerin duran varlıkları değerleniyor. enflasyon oranında dolayısıyla bu artış da oradan geliyor. Yani şirketin performansıyla ilgili bir şey değil. Ve şirketin toplam varlıkları arkadaşlar 369 milyara çıktığını görüyoruz. Bu şekilde devam edelim. Şurada arkadaşlar şirketin kısa vadeli borçlarının 63 milyar olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülüklerine de baktığımızda toplamda 112 milyar olduğunu görüyoruz. Şirketimiz öz kaynakları zaten biraz önce söyledik. Geçmiş dönem karları var 127 milyar. Bu dönemde de arkadaşlar karı az. Dolayısıyla bu şekilde bu kısmını da kapatıyoruz. Şirketin bir de arkadaşlar asıl performans kısmı dediğimiz gelir tablosuna bir bakalım. Bakalım şirketimiz e, ne yapmış bu son 3 ayda satışlar biraz önce söyledik 85.8 milyar satışların maliyeti 65.9 milyar geçen sene 103.5 milyar şirket satış yaparken bunun karşında maliyetler 74 arkadaşlar bu yıl 85.7 yapmış ve maliyetleri 65.9'dur dolayısıyla e, burada brüt kar marjı da düşüyor brüt kar marjı 19.88 milyon olduğunu görüyoruz şirketin genel yönetim giderleri 7 milyardır bakın şirketimizin satışları azalmış ancak genel yönetim giderleri geçen sene göre daha artmış burada arkadaşlar e, amortisman giderleri şey e, e, Evet bu büyük ihtimalle onunla da ilgili olabilir ancak sonuçta burada maliyetler artıyor pazarlama satış ve dağıtım giderleri 14 milyar geçen sene 13.6 milyarmış Dolayısıyla şirket burada pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinde de dayak yemiş. Şirketin diğer faaliyet gelirleri 4.5 milyar, diğer faaliyet giderleri ise e, kabaca 4 milyardır. Genel olarak baktığımızda son 5 çeyrekte arkadaşlar şirket e, bu tarafta Olumlu etkileniyor yani şirketin diğer faaliyet giderleri diğer faaliyet giderlerinden daha fazladır. Bu bu çeyreğe ait bir durum değil. Dolayısıyla burası güzel diyebiliriz ve şirketin faaliyet karı arkadaşlar 160 eksi 165 milyon olduğunu görüyoruz. Şirketin bir de şurada arkadaşlar finansal gelir ve gider kısmına baktığımızda şirketin finansal giderlerinin de finansal gelirlerden daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burası da istenen düzeyde değil. Genel olarak zaten şirketin finansal giderleri bu son çeyreğin tamamında daha fazladır. Burası da istenen bir durumda değil. Dolayısıyla bu da şirketin kar marjını düşürüyor. Şirketin 651 milyon vergi geliri var. Geçen sene 7,5 milyar vergi gideri olmuş. Bu yıl 651 milyon vergi geliri olmasına rağmen arkadaşlar şirketin net kar marjı, geç, marjı geçen sene göre ciddi anlamda düşmüş ve geldik en sonda bakın arkadaşlar dedik ya biraz önce şirket esas faaliyetlerinden zarar açıklamış ancak Favok'ta artı gösteriyordu işte bunun sebebi de arkadaşlar Favok'a biliyoruz ki arkadaşlar amortismanlar ekleniyor burada 7.2 milyarlık bir amortisman geliri var dolayısıyla şirket amortismandan dolayı Favok'ta artı göstermiş ancak esas faaliyeti gördü şirket, şirket esas faaliyetlerinde zarar açıklamış Şirketin nakit akım tablosuna da bakalım. İşletme faaliyetlerindeki nakit akışlarına baktığımızda geçen sene 16 milyarken bu yıl 6.641 milyon 6 milyar 641 milyona düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla şirket tamam burada bir nakit yaratmış ancak şirketin dönem karında esas faaliyetlerde bir kazançtan dolayı değildir. Burada yine amortismanların etkisiyle arkadaşlar aslında burada işletme faaliyetlerinden nakit oluştuğunu görüyoruz. Şirketin esas faaliyetlerinde bir kazan çünkü yoktu. Nakit akım tablosunda genel olarak üç başla bakıyorum. Onu ayrıntısı aslında bize lazım değil. Açıkçası ben öyle düşünüyorum. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından eksi 5 milyonluk bir para çıktığını görüyoruz. Şirket demek ki 5 milyarlık bir yatırım yapmış. Onun da ayrıntısına ayrıntılısına baktığımızda arkadaşlar maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklı kasadan para çıktığını görüyoruz. Bu olumlu bir şey. Bir de arkadaşlar şirketin nakit akım tablosundaki üçüncü alt başlığımız olan finansman faaliyetlerindeki nakit akışları Baktığımızda da arkadaşlar geçen sene eksi 9 milyarken bu yıl 26 milyar olduğunu görüyoruz. Finansman faaliyetlerindeki buradaki artı arkadaşlar şirketin borçlanmasından kaynaklıdır. Bakın size göstereyim borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 67 milyar dolayısıyla şirket kredi çekmiş, borçlanmış. Zaten biraz önce arkadaşlar cari oranın iyileşmesinin sebebini şirketin büyük ihtimalle borçlandığını söyledik. Dolayısıyla şirket borçlanmış. Onun için cari oranı yukarı çıkmıştı. Onun için şirketin e, dönem varlıklar içerisindeki nakitler artmıştı. Yani şirket nakitlerini artırmış. Kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntı yaşamıyor. Ancak bu nakiti yaratırken arkadaşlar esas faaliyetten gelen paradan değil veya yapmış olduğu kardan dolayı değil şirket arkadaşlar kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntı yaşamasın veya nakit sıkıntısı yaşamasın diye boşlandığı için şirketin nakitlerinde bir artış olmuş. Bu da istenen bir durum değil. Sonuçta çektim bu kredi arkadaşlar ileride şirketin yine karlılıkları üzerinde bir baskı oluşturacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Şirketin faizlere giden 7.7 milyarlık bir para olduğunu görüyoruz ve günün sonunda arkadaşlar dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinin 66.7 milyar olduğunu görüyoruz. Geçen sene ise 36 milyar. Yine arkadaşlar dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinde ciddi bir artış var ama bana göre sağlıklı bir nakit yok burada boşlanmadan kaynaklı oluşan bir nakit artışı var. Elde edilen karın veya sattığın malın parasını alarak ve elde etmiş olduğu karı kasaya koyarak burada şirket nakitler artırmamış. Şirket borçlandığı için arkadaşlar nakitler artmış. Dolayısıyla bu borçlanmadan kaynaklı şirketin cari oranı yani bir yılda ödemesi gereken borçları açısından elli güçlenmiş. Ancak bir sağlıklı bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Yani şunu söyleyeyim. Üzet gelir tablosunda biraz önce biz cari orana baktık. Bakın şurada şirketin cari oranda ciddi bir iyileşme var. Ancak bu sağlıklı değildir. boşlanmadan dolayı bu iyileşme var. Peki ne yapabiliriz? Şurada likit oranlarına bakalım. Ee, bakın cari oran zaten artmış. Borçlanmadan kaynaklı. Likit oranı baktığımızda yine bu da artmış. Ee, bu da yine arkadaşlar borçlanmadan kaynaklıdır. Hem e, şeye göre daha az. Yani şuradaki cari oran stoklar da işin içindedir. Stokları eklediğinde şirket e, Dönen varlıklarıyla rahatlıkla arkadaşlar kısa vadelerini borçlanabiliyor. Acaba sadece stokları çıkarttığımızda da borçlarını ödeyebiliyor mu? Baktığımızda burada da hiçbir sıkıntı yok. 1.76'dır. Ancak bu da arkadaşlar yine neyden kaynaklıdır? Dediğim gibi e, borçlanmadan dolayıdır. Nakit oranına da baktığımızda sadece nakitlerine baktığımızda arkadaşlar bile kısa vadeli borçlarını kapatabiliyor. Ancak o 67 milyarlık borçlanmadan dolayıdır. Şirketin performansını ben beğenmedim. Şirket ucuzdur. Şirket değerlidir. Şirket önümüzdeki süreçte nasıl bir performans gösterecek? Biz yatırımcılar asıl olarak o noktaya odaklanmalıyız. Eğer arkadaşlar kur artarsa tabii ki şişe cam olumlu etkilenecektir. Ancak eğer kur baskılanmaya devam edilecekse TL değerli kalmaya devam edecekse şişe daha uzun süre buralarda 3 aşağı 5 yukarı şeklinde hareketler yapmaya devam edebilir. Peki piyasa profesyonelleri ne yapıyor bu süreçte? Bir bakalım arkadaşlar fonlar alıyorum. Hayır baktığımızda fonların da öyle anlamlı bir girişi yok hatta o nette çıkışları var. Daha önce 72 fon varken arkadaşlar mevcut durumda 70 tane fon var. 2 tane fon azalmış ve toplamda da arkadaşlar fonların toplam para girişi değil ara çıkışını yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla yakın tarihte de bir fon girişi de yok. Dolayısıyla profesyoneller de hala şişe camda e, pozisyon almamış olarak değerlendirebiliriz. Zaten buradaki satışların, FAV'un ve net karların düştüğünü grafik üzerinde de net bir şekilde görüyoruz. Video uzadı genel olarak e, şişe camın bilançosuyla ilgili benim yorumum bu şekilde. Yanılabiliriz. Yaptığımız yorumlardan bazı bazılarında e, yanlış yorum olabilir sizin için. Ancak ben genel olarak bu şekilde gördüm. Bakın arkadaşlar en son şirketin finansal borçları dağıtmış. Artmış. Şirketin net borçları da artmış. Şirketin öz kaynakları da stabil kalmış. %2 düşmüş. Dolayısıyla bu performans şişe cam için yeterli değildir. Ve dediğim gibi yatırımcılar da büyük ihtimalle beğenmeyecektir. Ama değerli bir şirket ve varlıkları açısından öz kaynaklarla piyasa değeri açısından şişe cam bana göre ucuzdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese bol kazançlar.